You said something about him before the telecast here, how well this kid is playing. He has been red hot, and they've kept him as Mays connects on the baseline. Nick, they've kept him on the bench. How about the start here for Skylar Mays? Yeah, the young fella is shooting the ball with a lot of confidence. When the lane opened up, he saw a little opening, and he put on the jets and shot it high off the glass. Skylar Mays going up on a tough two. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçe Lubukowski'den hepinize gönül dolu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Skylar Mays'i ve Fenerbahçe Beko'nun artık çok kritik hale gelen uzun transferini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko Euroleague çift maç haftasında önce kendi evinde Kızılyıldız'ı 57-76 yenildi. Ardından Perşembe günü ise Almanya'da Alba Berlin'i 78-71'lik bir skorla geçmiş olmasına rağmen her karşılaşmada da oynadığı basketbolla çok mutlu olacağımız mesajlar bizlere vermedi. Özellikle Kızılyıldız maçında Will Beckham, Guduric ve cezalı olan Tarık Biberovic'in yokluğunun üzerine bir de Fenerbahçe'nin sağ içi lideri olarak gördüğümüz Wade Baldwin'in de çok kötü performansı eklenince skor üretkenlik açısından ortaya çok kötü bir karşılaşma çıktığını söyleyelim. İşte Fenerbahçe Beko için çok zor geçen çift maç haftasının ardından gelen ilk transfer haberi Skylar Mays oldu. Fenerbahçe Beko Saban Lee transferini açıklamaya hazırlanırken Saras'ın tercihiyle Saban Lee transferinden çekilip NBA patentli kısa Skylar Mays sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Biz de bugün sizinle Amerikalı oyuncunun detaylarını kısaca konuşalım istiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Osman flicked away and stolen by Skylar Mays. That's just Osman doing what he does, man. Watch Mays here off the steal. Good hands, active hands. He gets in the open floor and nobody's gonna stop him from getting to the basket. Craziest thing, you can hear Van Gundy, man, he is telling his guys everything what to do here. Nice takeaway by the Hawks, and Mays isn't gonna miss this one. Sky with the dunk. LCU çıkışta olan Mays 2020'de Atlanta Hawks tarafından ikinci tur 50. sıra seçilmişti. 4 yıllık NBA kariyeri boyunca Hawks, Blazers, Lakers formalıyla toplamda 100 maç başta görev alsa da ortalamada sadece 10.6 dakika sahada süre bulabilmiş ve kariyerinde oynadığı takımlarda maç başına 4.3 sayı, 1.2 rebound ve 1.7 asistlik katkı verebilmişti. 1 metre 92 santim boyunda olan 1997 yılı doğumlu Amerikalı oyun kurucu geçen yıla Portland Trail Blazers'la başlamış ve orada 21 maçta ortalama 17.4 dakika sahada kalırken 6.3 sayı, 1.8 rebound ve 3.6 asist üretebilmişti. Sonrasında transfer olduğu Lakers'ta ise 17 maçta ortalama 4.9 dakika süre alırken 1.3 sayıyla takımına katkı verebilmişti. Skylar Mays öncelikle oyun görüşü çok iyi olan, savunma yönü çok güçlü, hem açık sahada hem de yarı saha basketbolunda dribbling üst yaratıcılık seviyesi çok yüksek, sahada birçok işi yapabilme yeteneğine sahip olan bir kısa. Güçlü fiziği de rakip kısalara karşı hücum avantajı sağlayabilecek bir isim. Etkili bir orta mesafeci ancak yay gerisinde çok net bir atıcı mı? Bu soruya kesinlikle evet cevabı veremiyorum. Hızlı bir adımı yok ve patlayıcı özellikli olan bir oyuncu değil. Fiziksel gücüyle oyun zekasını birleştirerek oynamayı tercih ediyor. Toplu organizasyon becerisi Kalates ya da Sulukas gibi safkan guardların seviyesinin altında olsa da Fenerbahçe Beko'nun beklentisini karşılayacak seviyede. Yine pür bir skorer değil. Yani sadece kendi skorunu oynamayı düşünen bir kısa tercihi de bulunmadı Saras. Tüm bunların ışığında Fenerbahçe Beko savunmanı takıma ciddi katkı sağlayacak, top yaratabilecek, takımın ihtiyacı olduğunda skor atabilecek, fiziksel olarak güçlü ve en önemlisi akıllı bir oyuncu transferi yaptı. Bu özellikleriyle Fenerbahçe Beko'nun vazgeçtiği ve Maccabi ile anlaşan Saban Lee ile ayrıldığını söyleyebiliriz. Saban Lee enerjisi yüksek, kendi skorunu yaratmaya programlanmış, daha derici, daha skorer ve savunma zaafları olan bir isimken Mays daha takım oyuncusu ve daha sert bir oyuncu gibi gözüküyor. Something that we have seen with almost every team, if not all teams in the NBA during this season, this compressed schedule, that you see teams get blown out. I mean, remember the Clippers got beat by 50 by Dallas? I mean, Burge thrilled to be a Raptor, grew up a Raptor fan in Montreal. Good hands and a steal by Mays. Siakam trailing, but the lay-in is good. Peki Fenerbahçe Beko Mays transferiyle neyi hedefledi? Açıkçası Saban Lee ismi gündeme geldiğinde Fenerbahçe Beko'nun toplu organizasyon becerisi sınırlı,
sadece kendi skorunu üretmeye odaklanmış bir isim tercih etmesini çok anlayamamış ve o transferi riskli bulduğumu ancak daralan Avrupa pazarında lig gibi yeteneğe yatırım yapma kumarını ben kendi adıma alabileceğimi ifade etmiştim. Saras o kumara girmedi. Lee yerine yine hiç Avrupa deneyimi olmayan, yine Lee gibi Avrupa basketbolu uzak Mays riskine girmeyi tercih etti. Mays tercihiyle Fenerbahçe Beko yine Arthur Zagars dışında net bir oyun kurucuyu almamış olsa da bir numarada Hall, onun yanına en az onun kadar fiziksel anlamda güçlü, etkili birebirlere sahip, toplu doğru tercihler yapacak bir kısa bir oyun kurucu tercih etmiş oldu. Bu noktada Saras, Hall, Zagars, Baldwin, Guduric ve Mays'i sahada rakibe göre, oyuna göre döndüre döndüre top itletecek ve her biri üzerinden yaratıcılık arayacak gibi gözüküyor. Mays, bakalım Fenerbahçe Beko'ya neler verecek göreceğiz. Fenerbahçe taraftarı Mays dışında takımın yaşlı atletizminden uzak uzun rotasyonundan da ciddi anlamda şikayetçi. Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonu o kadar kötü ki bugüne kadar oynadığı 4 Euroleague karşılaşmasında sizinle paylaşacağım bazı istatistikler için ne kadar bayın noktada olduğunu bizlere gösteriyor. Foul'un olmadığı ilk maçta Olympiakos karşısında Moses Wright'tan 15 sayı yedik. Bartokas son çeyrekte Wright yerine Petrusev'i kullanmamış olsa maçı bile verebilirdik. Efes maçında Oturu 21 sayı atarken pot altında adeta kamp kurdu. Burch'in en verimli oynadığı karşılaşmadan biri olmasına rağmen savunmada Oturu'nun enerjisi ve üretkenliğine karşı koyamadık. Kızıldız maçında Bolomboy 18 sayıyla yine pot altında resistel sundu. Bolomboy'un 18 sayısına bizim uzunlarımızın toplamında sadece 4 sayıyla cevap verebildik. Fenerbahçe Beko'da Melli belki biraz Börs dışında Euroleague uzunlarıyla mücadele edebilecek uzun rotasyonumuz yok. Boban Marjanovic ağır ayaklarıyla özellikle savunmada çok büyük zaaflar yaratıyor. Atlet uzunları savunamadığı gibi hızlı kısalar karşısında da kalamıyor. Sertaç Şanlı şu anda Euroleague'de aldığı sürelere göre en çok foul yapan uzun konumunda. Ne ucunda ne de savunmada fark yaratabiliyor. Çünkü kısa sürelerde foul problemine girdiği için sahada kalamıyor. Ken Börs ise eski atletizmi tamamen kaybetmiş, sadece oyun zekasıyla fark yaratmaya çalışıyor. Bu noktada Fenerbahçe Beko'nun çok hızlı şekilde uzun takviyesi yapması gerekiyor. Bu bir ihtiyaç değil artık. Elzem bir duruma dönüşmüş durumda. Sadece kısaların üretkenliği ve yüksek üç sayı yüzdesiyle devam edemeyiz. O topun pot altına inip daha dengeli bir oyun yaratamazsak bu sezonun devamı eziyete dönüşebilir. Şu anda NBA'de Dallas Mavericks'in serbest bıraktığı Jamarion Sharp Fenerbahçe Beko için bir fırsat transferi olabilir. Oyuncu için transfer hamlesi olursa oturur ciddi ciddi konuşuruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.